Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseyi al ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdi. XRP coin üzerine konuşacağız. Changely block üzerindeyiz ve özellikle XRP'nin uzun vadedeki fiyat tahminleri ve XRP üzerine genel soruları yanıtlayacağımız ve bu Uzun vadedeki fiyat tahmini haberini değerlendireceğimiz bir video olacaktır. Şimdi burada tabi başlangıç kısmı var, girizgah kısmı var vesaire vesaire. Buralar çok önemli değil, daha doğrusu pek de bir şey yok zaten. Haricinde şöyle geldiğimizde şimdi XRP ile alakalı bazı önemli noktalar var. Ben onu söyleyeyim. Bu arada burada çok ekseri bir şeyi e, %83 boğa veriyor. Changel'ı normalde e, %83 kolay kolay boğa vermez ama e, normaldir XRP coin tarafında. Mesela Shiba'da %55'lik bir en son boğa veriyordu bakınız. Ki dün de bu konuyla alakalı zaten konuştuk değil mi? Şimdi XRP ile alakalı ben birkaç tane şey söyleyeyim. Birincisi e, XRP üzerinde unlock gerçekleşmektedir. Ve sık diyebileceğimiz bir şekilde gerçekleşmedik, gerçekleşmektedir. Ee, tabi bu secli olan davada da Ripple'ın e, lehine bir kozdur aslında. Aynı anda XRP tarafında e, ekibin fonlanması için de gerekli olan durumdur. Burada tabi çok e, yüklü meblalarda olmadığı için uzun vadede bir enflasyona bu durum sebebiyet vermektedir, e, vermemektedir. Bunu bilmek gerekiyor tamam mı? Tabi haricinde dava meselesini biliyorsunuzdur. Ayrıyeten dikkat edilmesi gereken bir diğer durumsa tabi ki şey nedir o? XRP'nin bir ilk hareketçi olduğudur. Tamam. Yani ilk hareket yapmaya müsait bir e, durumu vardır. Bunları da detaylandırır. Her neyse bu e, çok uzun uzun da üzerinde şey yapmayayım. Şimdi 2023 dahilinde fiyat tahmini yapıyor. Ya Tabii ki bunlar doğru değil. Hani buradaki şeyler. Ben her zaman söylüyorum, bu tarz sitelerde çok fazla dolaşmayın. ya Ben anlatabilmek için giriyorum, tamam mı? Bu hani changeley olsun vesaire vesaire böyle e, tahmin yapan sitelerde çok fazla dolaşmamanız gerekmektedir. E, çünkü doğru değiller. 2023 yılı için e, diyor 0.63 dolarlık bir fiyat tahmini veriyor. E, şöyle ya mümkün değil. Ya çok zor hani çok e, mantıksız bir fiyat tahmini vermiş. Birincisi zaten şu saatten sonra e, boğanın 2024'e kadar yani Halloween sonrası bir boğa izlememizin artık imkanı yok. Yani o ihtimal e, öldü gibi bir şey artık tamam mı? Ha tabii BTC tarafı zaten şu anda boğa anlatabiliyor muyum? Bu hareketin hızlanması için Faiz kararını bekliyoruz bu kadar. E, beklediğimiz karar da Haziran'da çıkacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla e, bu gibi bir fiyat tahminleri mantıklı değil. Az önce zaten ilk hareketçi e, olarak bahsediyorduk. İlk hareketçiden kasıt nedir? Mesela Bitcoin ne yapıyor? E, şu an kalkışta işte duraklamaya gidildikten sonra BTC hareketi yükselir. Altcoin sezonu daha da bir açılım gösterir tabii ki. E bu şartlar altında da 2023 ile birlikte 2024'ün ilk çeyreğini de kapsayacak bir Bitcoin ATH'i seyrederiz biz tamam mı? E Bununla beraber de XRP coin bu ilk dalga hareketinde ATH'ini yapar. Fakat bundan sonraki yani 2024 sonundan 2025'e varan ikinci dalga hareketinde XRP yine yükselir. Fakat bunda yeni bir ATH egalasyonu. Yapamaz. Böyle bir süreçten, e, böyle bir genel anlatıdan bahsediyoruz. E, o yüzden dikkatli olunması lazım. Yani e, XRP'nin fiyat normali burada Avax gibi, Sol gibi, Ether gibi ya da Bitcoin Shiba gibi bir e, normali yoktur. Bir şeye benzeteceksek Dogecoin ve Litecoin e, diye gibi bir normali vardır diyebiliriz. O yüzden dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi 2023 e, AT yaşında tabii çok farklı spekülasyonlar var. Mesela şurada 18.5 dolar koymuş. 18.53 dolar koymuş. Yani bunu mesela Egrak'a sorsan Egrak zaten bu sezonda yani 2023'te bu fiyatı bekler. E, şöyle söyleyeyim ya çok spekülatif. Ben 2023'te muhakkak yani 5 dolar ilerisi ee, bir ATH egalasyonu yapacağını düşünüyorum XRP'nin. İki haneli fiyatlar gelebilir mi? Gelebilir. Ee, duruma göre bakacağız. Hala konuşmak için erken. Ya bu gibi fiyatlar gelse de şaşırmam. Öyle söyleyeyim. Şu andan beklenti şu andan bu olmamalı. Dediğim gibi vaktiyle vakti geldiğinde değerlendireceğiz. E, ee, fakat XRP şu anda çok güçlü geliyor. Ee, bunu da belirtmek lazım. Öyle zaten hani Ben Armstrong gibi 300-500 e, dolar gibi konuşmanda anlamı yoktur öyle değil mi? E, 2024 için tabii 2024 dediğim gibi yani düzeltme yılı olur. Bir ilk çeyrek bir de son çeyrek e, yükseliş yılı olur. Bu ay içerisindeki düzeltmeye tekabül eder. E, XRP'de ne yapar? Ortalama zannediyorum %60-65'lik bir e, düzeltme gerçekleştirir yani tamam mı? 2025'te bir son hareket verir. E, fakat bunda ATH gelmez. Tamam. Hiç değilse XRP normalinden biz konuşacaksak bunda bir ATH gelmeyecektir. Tabi ilerleyen yıllar artık e, çok fazla spekülasyona girer. Ya XRP'de durum bu. E, beklenti bu. Tabi bu yıl çok büyük yükselişler bekliyoruz. Dava tarafındaki olası bir açılım da e, süreci ciddi anlamda etkileyecek ki Davadan da yeni gelişmeler var. Onları da gün içerisinde konuşacağız. Şöyle aşağı doğru bakıp bir takım şeyler var. E, Ripple ve XRP'nin tarihi falan. Ya e, Tarihi tabii 2012'ye dayanır. Daha doğrusu 2011 yılında Ripple çıkmıştır. 2012 yılında da XRP çıkmıştır. XRP iyi bir yatırım kısmı? Evet XRP iyi bir yatırımdır. E, özellikle döngü takip edilirse büyük kazançlar vaat ettiğini söylemek isterim. Tabii daha şimdiden güzel yükselişler yaptı 2013 e, şey 2023 dahilinde. Ama dediğim gibi döngü takip edilirse 10 numara kazançlar sağlayabilir. Yükselebilir mi? Tabii ki. İlk hareketçi mantığını unutmadan 2023'te çok büyük bir potansiyeli olabildiğini e, görmek gerekiyor. 2023 25 buradaki bak tek fark ben tekrar ediyorum ilk hareketçi olduğu için 2025'teki ATH'ı 2023'teki kadar yüksek olmayabilir, e, olmayacaktır kendi normalinde. Tabi 2030 gibi yıllara da hani buraları çok fazla değerlendirmenin bir anlamı olmayacaktır. Çok uzun zamanlı bir süreçten bahsettiğimiz için çok akıllıca değil yani. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.